Evet, herkese merhabalar. Yastık ve az miktar çamaşır ile karşınızdayım. Şimdi yastığı makinem içerisine yerleştiriyorum. Evet, şöyle arkaya doğru yerleştirdim. Güzelce. Şimdi içerisine biraz çamaşır atalım. Beyaz havlular, açık renkli havlular. Yastık kılıfları. Ve bir adet çarşaf. Evet. Gördüğünüz gibi bir dolu dolu bir beyaz yıkaması. Hem yastık hem beyaz yıkaması. Çoğunluk olarak içerisinde havlular var zaten gördünüz. Şimdi makinemi açıyorum. Uzun programda yıkattıracağım bunları. Pamuklu 60 derece artı bir ilave durulama 2 saat 47 dakika. Evet bakalım süreyi düşürecek mi düşürmeyecek mi? Aslında alerji plasta da yıkatsam iyi olur ama içerisinde yastık olduğu için bol bol su almasını istiyorum. Umarım süreyi çok düşürmez. Evet, şimdi deterjanlarını ekleyelim. Deterjan olarak Snow Queen Foll Wash Soda. Powder. Omo Bio Sensitive Evet. Yavaş yavaş uzun bir şekilde yıkanacaklar. İçerisinde mükemmel deterjanlar var. Karlar Kraliçesi zaten mükemmel bir beyaz yıkama deterjanı. İçerisinde soda var. Efendime söyleyeyim, Omo'nun sensitif sıvı deterjanı var. Mükemmel bir beyaz yıkama ve yastık yıkama. Daha önceki videolarımda yastık yıkamalar hep tek tek gördünüz. Tek tek de yastık yıkanır. Ama diyelim ki sepetinizde çamaşır kaldı. Bu çamaşırların da aradan çıkmasını istiyorsunuz. Zaten bu makine uzunda yıkayacak. Bir tane yasta uzunda mı yıkasın? Makinenin tamburunda boşluk var. Şu çamaşırları da içerisine atayım, kurtulayım diyorsanız bu şekilde yıkanabilir. Ama beyazlarınız çok fazla kirli olmaması şartıyla. Örneğin çok fazla kirli olan atletler falan yastıkla birlikte yıkanmamalı. Çok fazla kirli olan havlular yastıkla birlikte yıkanmamalı. Eğer çamaşırlar çok kirliyse ön yıkamada yıkanmalı. Eğer makinenin tamburunda böyle açık renkli havlu vesaire olmazsa tamamen full beyazsa ön yıkamalı ve çamaşır suyuyla da hem yastıklar ve hem çamaşırlar birlikte yıkanabilir. Bugünkü konseptimiz bu şekilde. Yastıkla birlikte havlu ve az miktar beyaz yıkama. Sizlere böyle değişik konseptler yapıyorum ilerleyen zamanlarda da böyle konseptler gelecek.
Hiç merak etmeyin, yeni ürün tanıtımları, değişik yıkamalar, değişik deterjan karışımları, yumuşatıcı karışımları her zaman gelmeye devam edecek. Evet, şimdi o böyle bekleyecek. İçerisine su alacak, tekrar bekleyecek. Biz işimize devam edelim ve yıkama parfümüyle videomuza devam ediyoruz. Evet. Kireç örneğimin kapağını kapatayım. O deterjan ona yetmeyecek. Muhtemelen biraz daha eklesem iyi olur. Burada Yumoş Sakura'yı görüyorsunuz. Biraz sonra onu da inceleyeceğiz. Bu yıkamamda Yumoş Sakura'yı tanıtacağım sizlere. Bugünkü yıkamamızda yine çok fazla yıkama parfümü için yumuşatıcılarımız var. Bunların birincisi Bulut Ekstra Lale serisi. Sarı bir koku olması için bunu kullanıyorum. Normal şartlar altında aslında yastıklara yumuşatıcı dökmeyin derler. Ama ben yastıklara yumuşatıcı kullanmayı seviyorum. Çünkü yastıkların dokusunu bozabiliyormuş, içerisindeki silikonunu da bozabiliyormuş yumuşatıcılar. Bunun yerine uzmanlar parfüm incilerini tavsiye ediyorlar ama bizim ülkemizde parfüm incisi olmadığı için ne yapabiliriz? Ancak böyle yıkama parfümünden istifade edebiliriz. Makinenin yumuşatıcı gözünde yumuşatıcı kullanmayarak tabii ki. Ama ben bu sefer içerisinde çamaşırlar ve havlular olduğu için havluların biraz daha yumuşak çıkmasını istediğim için ve Yumoş Ekstra Sakura'yı da alıp sizlere tanıtmak istediğim için bu videoda Yumoş Ekstra Sakura'yı tanıtmak istiyorum ve makinenin yumuşatıcı haznesinde bir yumuşatıcı kullanmak istiyorum. Çok hızlı konuştum değil mi? Bazen böyle hızlı konuşabiliyorum akıcı. Benim videolarımdan böyle hızlı konuşmalarıma alışkınsınız. Evet, şimdi içerisine Yumoş Uzman Renk Korumadan da ekledim. Ruby Jasmine ekledim. Vernal Yaseminden ekledim. Ve Bulut Ekstra Lale serisi. Yellow Tulip. Okay. Vernal Jasmine. Ruby Jasmine. And Yumoş Pink Softener. Şimdi yıkama parfümümüzü bir çalkalıyoruz ve kokusuna bir bakalım. Koku güzel. Tam yıkama parfümlük bir koku. Fresh, pembe bir koku, güllü bir koku, çiçeksi notalar. Süper, daha ne olsun. Şimdi geçiyoruz Yumoş Ekstra Sakura. Kalıcı ferahlık, yumuşak doku, canlı renkler. Konsantre yumuşatıcı 42 yıkamaya denk. Bunu da geçen gün Shop Market'ten indirim vardı. Kasa arkasında bunu gördüm ve aldım. Uzun zamandır bunu neden almadığımı size açıklayayım. Bunu almamamın bir sebebi çok eskiden, eski videolarımda eskiden Yumoş Doğal Özler, kiraz çiçeği ve badem özlü bir yumuşatıcı tanıtmıştım sizlere. O yumuşatıcının kokusunun aynısı fakat içerisinden badem özü çıkartılmış benim değerli izleyicilerim. Badem özü çıkartılmış ve Yumoş Amber yumuşatıcı ile bu yumuşatıcı karıştırılmış. Yani eski Yumoş Doğal Özler kiraz çiçeği ile yeni çıkan Yumoş Amber yumuşatıcının kokusu birbirine karıştırılmış ve sanki bu yumuşatıcı yeni çıkmış gibi kullanıcılara takdim edilmiş. Aslında yeni çıkmış bir yumuşatıcı değil benim nazarıma göre. Yani Yumoş biraz kullanıcıları kandırıyor diyebilirim ama beni kandıramazsın Yumoş. Kokusu dediğim gibi amber, Yumoş amberin kokusuyla o meyvemsi amber notaları var içerisinde. Ve eski Yumoş Doğal Özler kiraz çiçekli yumuşatıcının aynısı karıştırılmış hali. Ben bunu markette koklar koklamaz. Zaten ben bunların ikisini daha önceden kullanmıştım. İki yumuşatıcıyı da. İki yumuşatıcı birbirine karıştırılmış diyerek almayı erteledim. Gayet size dediğim notalarda. Bir de arkasına bakalım. Gördüğünüz gibi bunlar kiraz çiçekleri.
Neden Yumoş Ekstra? Yumoş Ekstra'nın uzmanları ile geliştiren özel formülü giysilerinize yeni yıkanmış gibi kalıcı ferahlık ve efsane yumuşaklık sağlar. Koku uzmanları ile geliştirilen ve ferahlık kapsülleri içeren formülü ile giysilerinize kalıcı koku ve ferahlık sağlar. Kumaş uzmanları ile geliştirilen doku koruma özelliği ile giysilerinizi oluşturan lifleri sararak giyme ve yıkama sırasındaki yıpranmayı engeller. Bu sayede efsane yumuşaklık, hızlı koruma ve kolay ütüleme sağlar. Renk uzmanları ile geliştirilen özel formülü ile giysilerinizin renklerinin daha uzun süre yeni gibi kalmasını sağlar. Yumoş Ekstra'nın uzmanları ile geliştirilen özel formülü ile deterjan etkisini nötralize ederek cildinize özen gösterir. Tüketicinin dikkatine değen kısımları geçiyorum. Unilever'e ait bir ürün olduğunu söylememe bir gerek yok mu? Yok. 1008 mililitre. Çevre bilgisi, içerdiği tüm aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir özelliktedir. Evet, içerisinde 5-15 katyonik aktif madde var ve diğerleri parfüm demiş. Sakura zaten kiraz çiçeklerinin olduğu böyle bahçelerdir. Japonya'da çok ünlüdür sakuralar. O yüzden bu yumuşatıcı Sakura ismi verilmiş. Kiraz çiçekleridir böyle. Kiraz ağaçlarının oluşturduğu bahçeler var. İnternetten araştırırsanız pes pembe böyle fotoğraflar göreceksiniz. Araştırdığınızda bir araştırın, bir bakın. Pes pembe çiçekler böyle açmış kiraz ağaçlarını gördüğünüzde gözünüz bayram edecek. Evet, bunu da tanıttık. Şimdi aşağıya inelim bakalım ne yapıyormuş Mariana. Mariana şu an beklemede. Deterjanı aldı mı? Bakalım. Almamış. Beklerken dökelim biraz içerisine. Ekstra durulamaya bastığım için süreyi çok fazla düşüreceğini sanmıyorum. Yani 1 saat 37'ler, 1 saat 20 gibi süreler vermez sanırım. Artık çünkü makinenin dilinden anlıyorum. Uzun zamandır kullandığım için. Evet, 2 saat 19 dakika yaptı. Süper. 2 saat 19 dakika tam istediğim süre. İçerisindeki köpük oranı da güzel. Biraz daha su eklenebilir içerisine. Eski yastık yıkama videolarıma da bir göz atabilirsiniz. Çamaşır suyu ile yastık yıkama, sadece toz deterjan ile yastık yıkama, çeşit çeşit videolarım var eskiden de yüklediğim. O yıkamalarıma da bir göz gezdirebilirsiniz. Kanalıma eğer yeni aboneyseniz, yeni denk geldiyseniz kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone, ücretsiz bir şekilde abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve eş dost akrabaya paylaşmayı da unutmayın. Bildirim zilini sürekli olarak hani aktif ederseniz beni de çok mutlu etmiş olursunuz ve ben hangi videoyu yüklersem yükleyeyim telefonunuza bildirim olarak gelir ve hemen açıp izleyebilirsiniz. Bunların da size uyarılarını yaptıktan sonra şimdi yumuşu içerisine, makinenin yumuşatıcı haznesinin içerisine dökelim. Pembe pembe kokulu olarak makineden çıkacaklar. Evet. Max çizgisine kadar Yumoş Sakura. Umarım bu yıkamayı beğenirsiniz. Bir benzer şekillerini de yapabilirsiniz. Bu kadar çok yıkama parfümü kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki. Az yıkama parfümü de kullanabilir ya da yıkama parfümünü iptal edebilirsiniz. Kendi kişisel yıkama zevkinize bağlı. Herkes yıkama parfümü kullanacak diye bir kaide yok.
Yakında sizlere yeni bir toz deterjan tanıtımı yapacağım. Ve o yapacağım toz deterjan karışımında şaşıracağınız bazı noktalar var. O videomu kesinlikle kaçırmayın. Özellikle bahsedeceğim kısımlar var ve "Aa, bu nasıl olabilir?" diyeceksiniz videoyu izlerken. Ben bile deterjanı alıp arkasına baktığımda ben bile şaşırdım eve geldikten sonra. "Bu nasıl olur? Böyle bir şey ben ilk defa ömrümde görüyorum." dedim. Belki de markette görseydim o deterjanı o şekilde almaya cüret edemezdim ama almış bulundum. Bir bakalım, bir test edelim bakalım o deterjan nasıl olacak. Çünkü ilk defa öyle bir deterjan ben görüyorum. Siz de çok şaşıracaksınız. Şu an sizlere ipucu da vermek istemiyorum ama ileride gelecek olan o deterjan tanıtım videomu kesinlikle ne yapıyorsunuz? Kaçırmıyorsunuz. Zaten benim kanalımı sürekli olarak takip eden izleyicilerim ne video yüklersem yükleyeyim kaçırmıyorlar. Hepsine çok minnettarım, çok teşekkür ederim. Özellikle bunlardan bir tanesi İlker mesela. İlker'e buradan çok selam yolluyorum. Ezel'e buradan çok selam yolluyorum. Olcay abiye buradan çok selam yolluyorum. Evet, güzel bir yastık yıkaması, hijyenik bir yıkama, uzun 60 derecelik bir program, kısa bir program değil. Kısa programda da elbette yıkanabilir. Kısa programda yıkanması için yastığın biraz daha az kullanılmış olması gerekir. Mesela bazı insanlar 40 derecede yastıklarını yıkıyorlar. 60 derecede içerisindeki silikonların pişebileceğinden şüpheleniyorlar. Tabii ki herkesin yıkamasına saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Kimse kimsenin yıkamasına karışmamalı. Herkes istediği gibi çamaşırlarını yıkar. Ama 40 derecede de yıkanıyorsa biraz süreyi uzatmakta yarar var ve soda kullanmakta yarar var. Aynı şey yorganlar için de geçerli. Çünkü yorganları da 40'ta yıkayan insanlarımız var. Yani biraz süreyi uzun tutarsak, yorgan zarar görmemesi açısından, tabii ki ben o insanları da anlıyorum, korkuyorlar. İçerisindeki silikonlar ya bozulursa diye, ya böyle deforme olursa yorganlar gibisinden, tabii ki onları da anlıyorum. Ve toz deterjan, kaliteli bir toz deterjan da kullanılırsa harika yıkama olur. İçerisindeki havlular az kullanılmış havlulardır. Sürekli olarak havlu değiştiren bir insanım. "Aa, içerisinde pis havlularla yastık yıkıyor falan filan" demeyin. Zaten demezsiniz biliyorum. Kirli sepetinde bekleyeceklerine ve makinede az önce de söylediğim gibi yer olduğuna göre ve 9 kiloya müsaade eden bir programda, pamuklu programında da yıkayacağıma göre hepsi aradan çıksın istedim. Evet sevgili arkadaşlar, bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka videolarda sizlerle tekrardan görüşünceye dek ne yapıyorsunuz? Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Kendinize cici bakıyorsunuz. Sağlıcakla kalın, selametle kalın. Hepinize iyi akşamlar. Bye. Paka paka.